الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمين. Rabbimize öncelikle sonsuz hamdü senalarımız. Rabbimiz rahmetinin bol olduğu, biz kullarının en azından kendisine iman etmiş kullarının en çok muhtaç olduğu mağfiretinin sağlık sağlık yağacağı ve iman etmiş müminlerin bu dünyadaki ateşten, nardan korktuğu gibi Allah'ın gazabından Allah Celle Celaluhu'nun Rabbim muhafaza eylesin. Ahirette ceza olarak hak edenlere hazırlamış olduğu, vereceği o cehennem azabından, ateşinden korunmanın müjdelendiği, kurtulmanın müjdelendiği bir aya bizleri kavuşturdu. Evet. Rabbim kendine rağbet eden, bu kurtuluşa ihtiyaç duyan, Allah'ın mağfiretinden başka bir kapıda temizlenemeyeceğinin şuuruna eren, Allah'ın rahmeti olmadıktan sonra ne bu dünyada ne de ahirette hiçbir iyiliğe ve güzelliğe kavuşamayacağını idrak eden müminler, inşallah bizler onlardan oluruz. Rabbim onlardan eylesin. Bu müminler için, bizler için kaçınılmaz, göz ardı edilmez büyük bir fırsata Rabbim bizleri kavuşturdu bugün itibariyle. Yine cuma namazının vaazında söylemiş olduğu gibi aslında işte şu an da biz yapmış olduğumuz bir duanın kabulüne şahitlik ediyoruz. Ya Rabbi, Recep ayına kavuşturdun, hakkında mübarek eyle. Ya Rabbi, Şaban ayına kavuşturdun, hakkında mübarek eyle. Ramazan'a da bizleri kavuştur, beni kavuştur. Bak kavuşturdu Rabbi. Bugün bu duamızın kabulüne artık şahit, hepimiz şahitiz. Allah duaları kabul eder. İşte bu noktada Rabbim her an ve şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında inşallah kabul olunacak dualar yaptırsın bizlere. Amin. Hem bize, hem ümmete, hem ailemize, hem de neslimize fayda sağlayacak. Onların kurtuluşuna hem bu dünya ve ahirette sebep olacak duaları yaptırsın Rabbim bize. Amin. Öyle ki insan, şimdi dua ediyoruz. Ellerimizi açtın, dua edeceğim, aklına hiçbir şey gelmez. Ama Rabbim öyle bir ilham eder, öyle bir muhtaç eder, o kulun hiç aklında olmadığı anda bir elleri açtırır ki, o kul neler biliyormuş neler, neler istemesi gerekiyormuş neler, hiç aklına gelmeyen şeyler o anda aklına gelir. İşte Rabbimiz Allah-u Teala ne istediğini bilen ve istediğinin neye yarayacağının şuurunda olan müminlerden eylesin inşallah. Evet, Ramazan-ı Şerif ayı, bereket ayı, rahmet ayı, mağfiret ayı, cehennem azabından kurtuluş ayı. Dolayısıyla sonucunda da müminlere bayramlar, hak edenlere bayramlar. Rabbim bu bayramı da hak etmiş bir şekilde yaşamayı bizlere nasip eylesin. Evet, oruç, imsak, tutmak demek. Tutmak demek. Dolayısıyla aslında oruç bir noktada orucu tutmak değil. Orucu nasıl tutabiliriz? Nedir ki oruç?
tutmak. Aslında oruç insanın kendini tutmasıdır. Değil mi? Hani hep şikayet ederiz. Ya hocam kilonu aldım. Niye? Kendimi tutamıyorum. Yiyorum. Ya hocam işte bugün yine çok su içtim. Niye? Kendimi tutamadım. Hocam veya Allah'ım affet. Günah işledim. Niye? Kendimi tutamadım. İşte oruç aslında tutmak. Kendimizi tutmak demek. Neden? Allah Celle Celaluhu'nun emrettiği vakitlerde yemek yememek adına kendimizi tutmak. Yemeyeceğim diye. Yani kendimizi tutmayı öğreniyoruz oruç sayesinde biz. Ramazan-ı Şerif ayında ağzımız bağlı. Yemek yemiyoruz. Su içmiyoruz. Belirli vakitlerde nefsimizi de köreltmek için helalimize bile yaklaşmıyoruz. Kendimizi tutuyoruz. Ağzımız bağlı. Yemiyoruz, içmiyoruz. Ne için? Sadece ve sadece Allah emrettiği için. Allah istediği için. Ramazan'dan sonraya aslında devamlı olan hayatımıza bu bir alışkanlık kazandırmaktır. Sadece Ramazan'da kendimizi tutmak değil, bir ömür boyu sünnete uygun yiyip içmek, bir ömür boyu haramlara karşı nefsimize hakim olup kendimizi tutabilmek, bir ömür boyu kul hakkı yememek için komşumuzun hakkı, iş arkadaşımızın hakkı, işverenin hakkı, işçimizin hakkı yememek adına kendimizi tutmak. Hiçbir şartta ailemize, evlatlarımıza, çevremizdeki insanlara her şartta adaletli davranabilmek, adaleti tutabilmek. Ramazan sonrasında ve bütün hayatımızda nefsimizin isteklerine karşı kendimizi tutabilmek, harama düşmemek, ağzımızı tutup bir başkalarını kırmamak, gözümüzü tutup ona sahip çıkıp harama baktırmamak, kulağımızı tutup haramı duydurmamak, ayaklarımızı tutup harama yürütmemek. Sadece ve sadece öyle tutacağız ki ağzımızı insanların, kendimizin faydasına olarak konuşturacağız ve zakir olarak ağzımızı, dilimizi alıştıracağız. Öyle gözümüzü tutacağız ki Allah'ın yaratmış olduğu güzellikleri göstereceğiz, çirkinlikleri göstermeyeceğiz. Kulağımızı öyle bir tutacağız ki bize faydası olacakları duyacak, faydası olmayacakları, bizleri fitneye ve fesada düşünecekleri duymayacak bir kulak tutmamız lazım. Ayaklarımızı öyle bir tutacağız ki Allah'a bizi yaklaştırıcı işlere yürüteceğiz. Allah Celle Celaluhu'ndan bizi uzaklaştıracak işlerde gem olacağız. Rabbim böyle tutmayı bizlere nasip eylesin. Dolayısıyla oruç bir terbiye mektebidir. Rabbimiz ey iman edenler takvaya eresiniz diye. Bakın orucu Allah Celle Celaluhu niçin farz kılmış? Niçin orucu farz kılmış? İftar ve imsak arasında Ramazan'ın birinci gününden önce ve Ramazan'ın son gününden sonra hep helal olan şeyler niye bir anda yasaklandı? Allah orucu niye emretti? İşte orucun farz kılındığı ayet-i kerimede Rabbimiz Allah-u Teala ey iman edenler. Orucu kim tutar? İman eden kimseler tutar. Namazı kim kılar? Ya eyyühellezine amenû. Rabbimizin bu hitabına efendim ya Rabbi diyen kimse namazı kılar. Zekatı kim verir? Ya eyyühellezine amenû. Ey iman edin, iman eden kulum diye Rabbimiz nida ettiğinde ben buradayım ya Rabbi buyur. Senin bana verdiklerinden
fakirlerin hakkı olan zekatı, muhtaçların hakkı olan zekatı olabilir ya, senin bana verdiklerini ben alırken nefsime uymuşumdur. Veya istemeden belki lekeler bulaşmıştır da bunları da temizlemek için bana zekatı mı emrettin ya Rabbi? Veriyorum. Der, Müslüman der bunu, iman eden kimse der bunu. Ya eyyühellezine amenu diye bir kuluna Allah Celle Celaluhu, ey iman eden kulum, sana haccı farz kıldım, şartlarını taşıyorsan gel davetime deyince lebbeyk, lebbeyk, Allah'ımla lebbeyk diye kim der? İman eden kimse der canım. Değil mi? Bugün bu çatının altında biz niye toplandık? Ya eyyühellezine amenu nidasına Rabbimizin, ya Rabbi ben buradayım, orucu farz kıldım, geldim ve tutacağım. Ya Rabbi namazı farz kıldım, geldim, cemaatle bu namazı kılacağım diye kendimizi o söze muhatap ettiğimiz için biz ne yaptık? Buradayız işte. Onun için namazımız imanımızın gereği, orucumuz imanımızın gereği, zekatımız imanımızın gereği, haccımız imanımızın gereği. Yine ya eyyühellezine amenu diye başlayan ayet-i kerimelerde Allah'tan korkmamız imanımız gereği. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmemiz sırf ya eyyühellezine amenu'ya muhatap olduğumuz içindir. Yine emri bil maruf nehy anil münker, Allah Celle Celaluhu'nun emrettiklerini insanlara, özellikle Müslüman kardeşlerimize, bu Allah'ın emridir. Ey güzel kardeşim, bunu senin de yapman lazım. Yine nehy anil münker, bir kötülük, bir çirkinlik gördüğümüz zaman da ey iman eden kardeşim, ey Müslüman kardeşim, bu Allah'ın yasak ettiği bir şeydir. Bu Allah'ın hoşuna gitmeyen bir şeydir. Hoş görmediği bir şeydir. Dolayısıyla bundan vazgeçmen lazım. Bu kötülüğü yaymaman lazım. İnsanlara kötü örnek olmaman lazım diye söylememiz ya eyyühellezine amenu nidasının muhatabımızdan dolayıdır. Yoksa biz aciz bir kul olarak çirkini nereden biliriz, güzeli nereden biliriz, helali nereden biliriz, haramı nereden biliriz? Nereden bilelim ki? Allah öğretti ki bize, ondan biliyoruz. Gayrimüslimler, iman etmeyenler, şirk koşanlar. Niye? Temizi pisi demiyor, bizim midemizin almayacağı şeyleri yiyorlar mesela. Niye? Kendilerine zarar, kendilerine ona layık görüyorlar. Ama Allah-u Teala insanı en temizine layık görmüş. En temizi de insana layık görmüş. Balı, değil mi? İnciri, zeytini, ne tatlı onlar böyle. Cennette daha güzelleri var. İşte bütün bu güzelliklere bizim kavuşabilmemiz için ya eyyühellezine amenu diye Rabbimiz Allah-u Teala'nın nidalarına bir mümin olarak, iman ederek olarak kulak vereceğiz. Evet, oruç niye emredilmiş? Ne demiş Allah-u Teala? Ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu, takvaya eresiniz diye. Fetva ile geçinesiniz diye değil. Takvaya eresiniz diye sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç tutmak farz kılınmıştır. Bugün Müslümanların en büyük sıkıntı çektiği meselelerden bir tanesi takvasızlık. Takvasızlık. Eğer biz yıllar boyunca orucu tutmuşuz da takvaya erişememişsek en azından bu sene takvaya erişmek olsun orucu tutmakla hedefimiz. Çünkü Allah-u Teala siz takvaya eresiniz diye sizi orucu farz kıldım. Yoksa yiyip içmemeniz, helalinize yaklaşmamanız benim için bir şey ifade etmez. Oruç dahi size fayda sağlayacak. Oruç sizi takvaya ulaştıracak diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu.
Evet, geciktirmeyeceğiz. Saat 11. Hicret takvimimizde bugün yatsı namazının vakti 22.45. 22.45. İnşallah biz yatsı namazını, iftarımız olacak, evlerimizde iftar edeceğiz hafta içi vesaire. Dolayısıyla inşallah rahat yiyip içebilmek için ve bak namaza da yetişebilmek için, biraz da sohbetten ufak tefek şöyle nasibimizi alabilmek için 15 dakika üzerine ilave ediyoruz takvime göre. İnşallah bugün saat 11'de namaza başlayalım diyoruz. Evet, bugün ilk gün. Şu duyurularımızı da yapalım, ondan sonra namazı geçelim inşallah. Allah nasip ederse yarın ilk iftarımızı yapacağız. Herkes evinde, hoca da evinde. Ancak yarından sonra inşallah pazar günü akşam cemiyetimizde erkeklere toplu olarak iftar olacak. Bütün kardeşlerimizi, Müslümanları inşallah pazar günü akşam camimizde toplu iftarımıza bekliyoruz, davet ediyoruz. Mukabelemize çarşamba günü elhamdülillah başladık. Bugün 3. cüzümüzü okuduk. Yarın inşallah 4. cüzümüzü ikindi namazına 45 dakika kala inşallah mukabelemize başlıyoruz. Onu da okuyacağız. Evet. Tabii Ramazan deyince oruç diyoruz, teravih diyoruz, değil mi? Bir de pide var, değil mi? Evet, iftar pidesi. Kokusunu aldınız mı? İnşallah her zaman olduğu gibi cemiyetimiz her akşam taze fırından pide getirecek. Dolayısıyla siparişlerimizi günlük olarak vaktinden önce, Muhammed abi kaça kadar en son sipariş? İkindiden sonra arkadaş gidecek almaya. İkindiye kadar yani. Siparişleri inşallah kaç tane olacak? Muhammed abiye o telefon numaraları da asarız inşallah. Bu sefer Muhammed abimiz ilgilenecek. Allah'ın söylerse oraya siparişlerimizi veriyoruz. Yarından bir tane alacağım Muhammed abi inşallah. Evet, herkes kendi bünyesine göre. Allah razı olsun. Rabbim Ramazan-ı Şerif'imizi mübarek eylesin inşallah. Var mı başka ilanımız, unuttuğumuz?